acılığı gizliyorum, hep içimde saklıyorum, kimselere diyemiyorum. Gizlediğim aşkımsın sen, sakladığım sevdamsın sen, gönlümdeki büyük sırsın sen. Gizlediğim aşkımsın sen, sakladığım sevdamsın sen, gönlümdeki büyük sırsın sen. Biliyor musun şarkıyı? Haberin var mı seni çok sevdiğimden? Haberin var mı yüreğimin sesinden? Bir dua gibi, bir dilek gibi gizliyorum senin sevgini. Haberin var mı seni çok sevdiğimden? Haberin var mı yüreğimin sesinden? Bir dua gibi, bir dilek gibi gizliyorum senin sevgini. Vereyim bu sevgimi. Yaşadığım hayalleri, gündüzleri, geceleri, kime vereyim bu sevgimi? Diyemiyorum kimselere diyemiyorum, hep içimde gizliyorum. Haberin var mı seni çok sevdiğimden? Haberin var yüreğimin sesinden? Bir dua gibi, bir dilek gibi gizliyorum senin sevgini. Haberin var mı seni çok sevdiğimden? Haberin yüreğimin sesinden? Bir dua gibi, bir dilek gibi gizliyorum senin sevgini. Haberin var mı yüreğimin sesinden? Bir dua gibi, bir dilek gibi gizliyorum seni sevgini. Muhteşem. İki dostu ağırlıyoruz efendim. Coşkun Sabah ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün bizlerle beraber. Ne yetenek, ne yetenek değil mi? Her şeyi bitirdi. Sözler bitti. Bence şu virtüöz saatte Habertürk ekranlarının başında olanlar cumartesi, pazarı harika geçirecekler. Bana da bu öyle gazla geliyor. Değil mi? Evet. Sabah. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ama gerçekten ağzınıza sağlık. Allah ömrünüzü uzun etsin. Bu caz olunca ilk girdim bakıyorum oyunum hanım. Evet, çünkü hiç beklemediğim şeyler nameler girdi araya böyle. Tabii, gitar tabii şeklinde bir ut çalışıyla caz karşılaştık cazı. Evet, cazı. Ya olağan bir şey olursa bir farklılığımız ortaya çıkmaz. Aman onun efendim için sizin varlığınız farklılığınız. Coşkun Sabah her zaman herkes de farklı yeri vardır. İnşallah ikincisi de gelir.
Önemli olan gittikten sonra da bunları yaşatmak ama daha çok işiniz var Türkiye'de. Eyvallah. Daha çok. Nasıl dostluğunuz kaç seneye dayanıyor dostluğunuz Hasan Bey? Sahneye çıktığı günden beri. Çocukluk yıllarından yani. Değil, ben 1980'den bu tarafa... 81'i hatırlattı 80, Sayın Başkanımız. 82'den 12 Eylül'de ben askeri dönemde atanmış şube başkan yardımcısıydım. Küçükçekmece'de belediye başkan yardımcısıydım. O günkü askerler dedi ki bizi ya şu Coşkun Sabah diye birisi çıkmış çok meşhur, bizi götürür müsünüz? O da bizim eve yakın Florya'da, Yeşilköy'de, küçük sempatik bir yerde gece müzik yapıyordu. Tanışmışlığımız o günden başlamıştır. Ama ve bu iyi bir dost, kadar... bir şey söyleyeyim, iyi bir dost, iyi bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir sanatçı. Ve duruşundan ödün vermeyen, ilkilerinden ödün vermeyen ama mütevazili de elden hiç bırakmayan bir kardeşimiz, dostumuz olarak. Ne mutlu bana. Bugüne kadar. Bunun altında bunun fazlası var, eksiği yok. Eyvallah Sayın Başkanım. Ne güzel sözler ya. Ben bu moralle bir beste yaparım bugün yani buradan çıkışta. Nasıl başlar beste acaba? Vallahi ne oluyor? Şimdi bir şeyler geliyor yukarıdan sanki. Melodi doğuyor. Yani önce melodi mi doğar içinizde? Şimdi ben iki tarz beste yapıyorum. Bir dediğim gibi yani melodi gelir şu anda. Siminör'deyiz. Atıyorum şu arada. Bana gibi yani. Hemen şu anda yazdım ben şimdi. Hemen bunu telifini almamız i̇şte lazım onu... şu anda. Notalarını çıkarıp üstüne söz yazan vardır. Bravo, çok hakikaten. Yani böyle bir şey. Bunu bu melodinin eğer kalitesine inanıyorsan, yani ben inanıyorsam onu not ediyorum, recording yapıyorum. Yok, bundan bir şey olmaz dersem eras yapıyorum, siliyorum. Bu bir yöntemdir. Bir de şiir gelir bize. Şair arkadaşlarımızdan şiirimizi önümüze koyarız. O şiirin üstüne şarkı yaparız. Şiiri ama herhalde içinize sindirmeniz lazım. Tabii önce. Değil mi? Gerçi tabii, Sayın Başkanım da son derece sanatla, sanatçıyla, kesinlikle, iç içe, omuz omuza birebir şahidim. Yakın çalışan biri. Oyunum hanım da bilirim. Tabii ben de evet zamanında sizden gurur duyduğum bir ödül aldım. En güzel yerde de saklıyorum. Hak ettiğiniz için aldım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizi bildim bileli Büyükçekmece Belediye Başkanısınız siz. Millet öyle söylüyor. 94 mü? 90 mı? 93'ten itibaren. 93'ten mi? Belediye başkanıyım. Ondan önce başkan yardımcısıydım ama belediyeciliğim çocuk yaşta başladı. 17 yaşında başladı. Baba mesleği. 42 yıldır devam. Yok. Çocuklarıma da tavsiye etmiyorum. Sadece benim mesleğim. Öyle mi? Ben çünkü aynı zamanda şehirciyim. Yani ben hiçbir zaman için kendimi siyasi bir platforma oturtamadım. Ben şehircilik üzerine eğitimimi tamamladım. Şehircilik doktoru oldum. Ve bunu pratikte de belediye başkanı olarak yapıyorum ve yapmaya devam ediyorum. Bundan da çok zevk ve keyif alıyorum. Çok eziyetli, çok meşakkatli bir iştir. Bu işi yapmamın tek sebebi bütün canlıları çok seviyorum. Bütün insanları çok seviyorum. İnsanların üzüntülü günü benim üzüntülü günüm, sevinçli günü benim sevinçli günüm. Onların dertlerine çare bulmak benim yaşam tarzım. Sanat içinde söylediğim bana ait tek bir cümlelik bir kelime vardır. Bana böyle bir yerde bir konser biliyorsunuz. Bizde festivaller şunlar bunlar çok. 30 sene önce dediler ki bir konserden sonra veya bir sanatsal faaliyetten sonra sanat nedir dediler, hayattır dedim. Bir daha tekrar ettiler, sanat nedir dediler, hayattır dedim. Şimdi ona bakıyorum, işte bizim çeşitli yerlerde sanat hayattır. Bak gün altında yazıyor. Eğer şu ufacık, hani koskocaman dünya diyoruz ya, dünya kocaman falan değil. Hem küçük hem de yaşımız, yaşantımız o kadar kısa ki. Eğer bu çok kısa ömür içerisine Coşkun Sabah'ın namilerinden birkaç şey ilave ediyorsanız o yaşadığınızdan belki bir zevk alırsınız. İnsanoğlunun yaşamı kısa olduğu için hayatın içerisine çeşitli çiçeklerden kokular ilave edemiyorsanız, edemiyorsak o yaşantı biraz eziyettir, pek yaşantı değildir. Sanat ruhun gıdasıdır, boşuna dememiştir. Bol bol da gıda alıyoruz Coşkun Sabah ve Coşkun Sabah gibi değerli sanatçılar sayesinde. Tabii. Nasılsınız bu arada? Bodrum'dayız siz, Bodrum'da, öyle değil mi? O müthiş sarsıntıyı, depremi yaşadınız mı siz de? Ben uçaktan indim, akşam uçağı, öğleden sonra akşam üstü uçağıyla geldim.
Ben gece yarısı deprem oldu. Eşim orada. Çok şanslısın dedi. Nerede içine mi doğdu değil. Eşim derken? Eşim. Hanım. Hanım. Evet. Benim kızım da oradaydı. Baba diyor sabah akıdı yapma. Çok şanslı olduğumu söyledi. Çok çok korkmuşlar. Ama bu iş için ben gelmişken birkaç işimi göreyim dedim daha doğrusu Sayın Başkanımız. Yani sizin iş bahane oldu. Nasıl? Sizin programınız bahane oldu. Dolayısıyla onu yaşamadı. Evet. Başka işleri de vardı. Bizim de işim çünkü vardı. Akşam tekrar gideceğim, uçacağım. Neler ama, yaşamışlar? Sağlıkları, keyifleri yerinde değil mi? Yani bir metre sağa bir metre sola gitmişler. Yani biz burada İstanbul'da hiç 6.6 hiç yaşamadık. Biz Kocaeli depreminde çok uzaktık. Yaşarsak çok kötü olur. Evet. Evet çünkü KOS merkezi olduğu için Bodrum'a çok yakın. Çok çok hissetmişler. Ben de şu ana kadar yaşamadım. Bir tek şeyi hatırlıyoruz hep beraber. 99'u hatırlıyoruz. Orada zaten uzak olduğu için onun %100'ünü alamadık biz o tesirin. Evet. Sonucunda sizin sayenizde o depremi görmedim. Sayın Başkanımız ve sizlerin davetiyle. İyi ki geldiniz efendim. Evet. Sizi ağırlamışken hadi bir parça daha mı dinlesek acaba diyoruz. Tamam. Yine bilindik. Çok değerli sizin favoriniz var mıdır Coşkun Sabah? Valla içeri girmeden biliyorsunuz. Hepsi. Bizim, bizim marş başta tabii ki marş. Anılar mı? Hangisi? Marş. O marş mı? Marş. yani anılar yani değil mi? Anılar. O marşımız evet. Bizimle konuştuk. Şimdi ben buraya gelirken tabii ekip karşılıyorlar. Hemen karşımızda da aşığım sana anılar, aşığım sana anılar. Ama dedim anıları o kadar çok okudum ki tamam. Yeni nesil bu adam başka şarkı bilmiyor diyebilirler. Onun için ben hızlı bir aşığım sana yapalım da tamam. Sabah enerjisini alalım. Hadi aşığım evet. Sana. Evet.
Yani bir kişiyle ancak bu kadar olur. Ne yapayım ben artık? Bir kişiyle o kadar bir büyük orkestra var. Orkestra. Görünmez bir orkestra. Hayır, bu... efendim. Orkestra çukuru vardır ya, bizim de önde şöyle bir çukur var. Şimdi biz çok güzel bir konser verdik bu Ramazan'da. Böyle nasıl çalınır ya? Muhteşem. Bu ut, bu... virtüöz. Yani bir ut yani, bundan daha güzel. Ut virtüözü ama çalışır. İçinde başka bir, başka ya. Şeyler de var. Başka virtüözler de çıkıyor içinde. Ritim box. Daha ne olsun? Efendim tek başına büyük bir orkestra. Evet, evet. Şimdi konserden sonra Sayın Başkanımızla sohbet. Bizim mesleğin en güzel taraflarından biri konser. Bittikten sonra nasıl eğer sohbet? Kafaca bir dostlarınız varsa bir çay veya bir kahveye gitmek. Çay içmek ve bu konserin hem eleştirisini yapmak hem izlenimlerini paylaşmak bütün sanatçıların çok sevdiği bir şeydir. Konser bitti. Muhteşem bir konser verdik. 6-7 bin kişi vardı herhalde. 7 bin kişi vardı. En az. Oturanlar. Sayın Başkanıma dedim ki, Sayın Başkanım biz iki kişiyiz, bir klavye, bir ben. Ama çok büyük görsel isteyen işleri de bazen kaybediyoruz. Böyle şahşaha isteyen, atıyorum çok büyük firmanın 40. kırılış yıldönümü veya bir bankanın işte 60. kırılış yıldönümü. Bu büyük işlerde şahşaha, görsellik istiyorlar. Hı-hı. Acaba büyük orkestra mı kursam? Sayın Başkanımız dedi, hayır dedi. Hiç kesinlikle gerek hayır. Kayıbolu gider. Busun, bunun üstünde hiçbir elleme. Evet, evet. Bakın bir şey söyleyeyim. 40 yıldan beri bu işin içindeyim. Kültür ve sanata çok önem veririz. Felsefemiz gereğince. Coşkun Sabah eğer sahneye birkaç kişi de çıkarsa bu ut ürütözlü ortadan kalkar. Bas bilmem ne bilmem ne. Ve vatandaş diyor ki bak daha dün Büyük Atatürk Parkı'nda Mimar Oba'da kadınlar beni çevirdiler. İlla istiyoruz. Daha yeni geldi dedim. Coşkun Sabah. Efendim biz onun sesini dizlerken gözlerimiz hiç ayırmadan utta. Bu ut nasıl böyle çalınıyor? Ya, gerçekten. Sizin, yani sadece ve bunlara söylediğimlerin hepsi üniversite mezunu. Çok yüksek eğitim seviyesi olan bir yer. 100.000 nüfuslu. Vatandaş sizi izlerken udu nasıl konuşturduğunuzu pür dikkat takip ediyor. Hiçbir tanesine bakmazlar arkadaşlar. Onun için siz çok rahat olun. Evet, festivalimizde var değil mi Coşkun Festival, Sabah? Her devamlı festivalde. Seneye ben varım. Seneye. Resmi seneye. Olarak yok. Konser o kadar güzel geçti. Sayın yok. Başkanım sahneye çıktı. Gelecek sene sözünü veriyorum Coşkun Sabah Festivali. Gelecek sene muhtemelen iyi bir yerde olacak. Yani festivalin bir arka kısmında halk konserleri veriyoruz ya. Evet, evet. Gösterilerden sonra. Evet. Olacak ama zaten iki konser verdi. Şimdi bir de büyük bir konser verecek Ağustos ayı içerisinde. Amfide, bildiğiniz Amfide. Evet, orası o çok zaman güzel. Millet de onu dört gözle bekliyor 18. şimdi. Büyük 18. Büyükçekmece Festivali. 18. Aralıksız. Geçen evet. sene dahil. Evet, evet, evet. Yani 15 Temmuz'da hain darbe girişimi. Evet. O 67 ülke gelecekti. Bir baktık kimse gelmiyor. Hemen geldi. Bir mektup yazdım. Kendileri 33 gelmiyor. Ülke geldi. Ha öyle mi? Geldiler yine. Geçen sene. Geçen sene ben bir mektup yazdım. Ülkemizde bu hain darbe teşebbüsü 8 saate bastırılmıştır. Hiçbir sorun yoktur. Buna ona rağmen yani yazımıza rağmen yine tereddütler vardı fakat her şeye rağmen 33 ülke yaklaşık 850 sanat elçisi geçen sene de geldi, siz yoktunuz. Bu sene 64 var? Ülke katılıyor. 1300 sanat elçisi geliyor. 28 Temmuz'da hemen sizin karşınızda Taksim'de Atatürk Anıtı'nda. Ayhan Şarkıları, Koray Avcı, Della Miles, Bengü, Mor ve Ötesi. Bunlar festivalin resmi bitiminden sonra vatandaşımızı eğlendirecek sanatçılar. Ama festival biliyorsunuz 4 bölümden oluşuyor. Uluslararası Halk Dansları Yarışması, Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün üzerinde evet. millet, bütün dünyaya bir sevgi birbirimize, barış hepimize el ele tutuşup 1300 o yabancı sanat elçisi 500'de bizden 2000 yaklaşık 2000 kişiyle bir dünyayı selamlayacaklar. Festivalin özü bu. Sevgi birbirimize, barış bütün dünyaya diyecekler. Heykel tıraşlar heykellerini yontuyorlar. Sizinkiler falan bütün basın televizyon haber yapmaya başladılar. Dünyanın dört bir yanından gelmiş. Onlar giderken şehrimizin çeşitli yerlerini süsleyecek, şehrimizin dili olacak eserler olarak kalıyor biliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından el sanatları unutulmaya yüz tutmuş, yaşantımızı, geçmişimizi ortaya koyan el sanatları
sergisi, o bildiğiniz Mimar Sinan'ın tarihi eseri Kervansaray'da açılacak. Parantez, sizin tipte, sizin boyda bir Amerikalı bayan. Hı. 22 yaşında geçen sene. Bize keçe yapmayı öğretti. Amerikalı. Amerikalı. Orta Doğu'nun kültürü. Bildiğiniz keçe yapmayı öğretti. Biz seyrettik, keçeyi yaptı ve bizlere hediye etti. Bravo. Öbürü başka bir şey yapıyor, öbürü başka. Yani Büyükçekmece, Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Dünya Festivaller Birliği'nin A kategorisinde olup, Türkiye'de tek festival olması, 4 üst üste, bir de 5. daha sonra 5 dünyanın en iyi festival ödülünü almasının sebebi, bütün kültürlerin birleştirilmesi. Yani türkü, şarkı onlar da var da onlar festivalin sonrasında. Hı hı. 13 jüri üyesi oturuyor, festivali değerlendiriyor. Onlar bittikten sonra o gösteriler, diğer bildiğiniz festivalle ilgili konular bittikten sonra halk konserleri başlıyor. Her akşam işte okudunuz biraz önce isimlerini. Değişik, mümkün olduğu kadar sanatsal değeri ortaya çıkan Coşkun Sabah kardeşim gibi sanatçılara daha çok yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü bizim festivalimiz kültür ve sanat ağırlıklı bir festival. Bu nedenle 28 Temmuz'da sizin burada Taksim Anıtı'na 64 ülkenin 150 temsilcisiyle beraber çelenkimizi koyup atamızın huzurunda saygı duruşunda bulunup basın açıklamasını yaparak festivali başlatıyoruz. Hadi, Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyorduk 2000 kişi ama son malum olaylardan ötürü bir, İstiklal Caddesi'nin bakım ve onarımı alınmış olmasından dolayı, iki sebepten ötürü o halkımıza yürüyüşü sunduğumuz o yüzleri güldüren, bir anda böyle bir günlüğüne olsa kafaları başka yere çeken görüntümüz olmayacak. Olsun. Sonraki senelerde inşallah. Herkesi bekliyoruz. Ederseniz. 28 Temmuz'da başlayacak olan festivalin. Özellikle 29 Temmuz Cumartesi akşamı Büyükçekmece kordon boyunda o muhteşem alanda kortejle başlayıp 5 Ağustos Cumartesi sabahına kadar devam edecek olan festivalde her türlü gösteri ücretsizdir. Balık ekmekler bizim ucuzdur, biliyorsun. Ben de bedavadır. Bedavadır sizde. Diye gözümü açtım, balık ekmek balık, mi veriyorsunuz? Balık, Türk İslam'a göre bedavadır. Velhasıl Büyükçekmece'nin hem yazlık, yaz keyfini yaşarlar, hem de kültürel faaliyetlerden dünyanın dört bir yanına gelen, yani heykel tıraşın yapmakta olduğu heykeli bile orada izlemek bir keyif ya. Aa, tabii ki. Oradaki, tabii ki. Bunların hepsi üniversite talebeleri ama heykel tıraşlar, büyük heykel tıraşlar ama diğer sanatçılar %95 üniversite talebesi. Ne harikalar yaratıyorlar o el sanatları. O Macarlar, İtalyanlar, Fransızlar, o kukla. Kukla önemli bir sanat dalıdır. Kuklada neler yapıyor? İtalya'da. İtalyanlar vardı geçen sene. Bu sene de var galiba. Kimler olduğunu tam bilemiyorum ama çocuklar, büyükler, herkes için harika bir görüntü harika. Oluyor. Çok çok güzel şeyler var. Bu 6 günlük, 7 günlük kültür hayatımızı canlandıracak. Bu kadar yaşadığımız son 2 yıldan beri hepimiz çok büyük sıkıntılar yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Terör, hain darbe kalkınması, işte kalkışması falan. Bunlar bizi, toplumumuzu psikolojik yönde de çok rahatsız etti. Biz de bu festivalle vatandaşımızı, halkımızı, misafirlerimizi başka bir kulvara çekip, Coşkun Sabah'ın burada ut virtüözlüğü yaptığı gibi milletimizi, sanat severlerimizi, moral. Biraz daha motive etmek istiyoruz. Halkımızı biraz daha motive etmek istiyoruz. Dünyaya kültür, barış, sanat anlamında yeni bir selam vermek istiyoruz. Herkesi de davet ediyorum. Başta İstanbul halkı olmak üzere. Sanat insanları birleştiriyor, öyle değil mi Coşkun Sabah? Şimdi bu belediye aktivitelerinde bizim sanatçıları en çok ilgilendiren kültürel aktivite içerisinde yapılan bu konserler. Hı hı. Çünkü belediye sadece kaldırım yapmak, yol yapmak, cadde, asfalt dökmek değil. Sanatsal bölümü bizi çok ilgilendiriyor ve her belediyenin, Sayın Başkanımızın şey yaptığı gibi aynen, buna çok önem vermesi lazım. Hem iki tarzda müzik sektörü bir çıkmaza girmiş vaziyette, özel sektörde bir çıkmazlık var. Hı hı. Belediyeler büyük bir soluk oluyor sanatçılara. Hı. Bu festivallere gittiği zaman hem halkla bütünleşmede bizi sevenlerle, birlikte oluyoruz. O belediye sayesinde oluyoruz. Sizin için öyle, halk açısından da öyle, sizleri Coşkun'un, görmek açısından. Coşkun'un bu ifadesine bir şey daha ilave etmek lazım. Siz, ben, Coşkun, arkadaşlar
gidip sanatsal faaliyetleri bulup izleyebiliriz. Hı hı. Ekonomik gücümüz de yetebilir. Peki arka mahalledeki yaşlı dedemiz, onların gücü çocuklar, yok. Vatandaşımız gidip onlara Coşkun bulabilir mi? Parası belediyelerin, Coşkun çok iyi bir noktaya temas etti. Bizim görevimiz sadece çöp toplamak değil, kanal yapmak değil, taş dizmek değil. Hı. Aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi toplumun sanat hayatına katkı sağlamaktır. Hı. Ücretsiz götüreceksin, o hizmeti onun ayağına vereceksin. Onun da hayatına renk katacaksın. Bir sadece de sanatçı zarfını belediyeden alıyor. Bir sanatçı zarfını belediyeden alıyor. Bir de şu var. Mesela Coşkun bugüne kadar bizim konserlerimize gelirken ben kaç para alacağım diye ve birçok böyle arkadaşım vardır. Asla sormamışlardır. Asla sormazlar. Çünkü bila ücret gelir. Sormazlar. Biz ne yapacağımızı biliriz. Bazıları da pazarlık yapar. Olur öyle şey. Her şeyin bir tabii ki ekonomik bedeli var. Sanatın, ama sanata değer biçmek çok ben zor. Ben sembolik şeylerle gidiyorum ben açıkçası. Biliyorum dostluğunuzu. Coşkun vardı. Bizim mesela Ferhat Göçer söyleyebilirim. Bizim ilk büyük bize sahneye çıkarttığımız dostumuz. Benim birçok sanatçı arkadaşım vardı. Dostumdur onlar benim. Onlar bize para sormazlar. Biz onların emeğinin hakkını veririz ama onlar bize para sormazlar. Televizyonların da görevi, Büyükçekmece'de yaşamıyor olabilirsiniz. Büyükçekmece çok uzak olabilir. Başka bir kazada yaşıyor olabilirsiniz. Arabanız olmayabilir, gidemiyor olabilirsiniz. Büyükçekmece'ye gidemeyenler televizyonlarını açsınlar, Coşkun Sabah'ı dinlesinler diye sevgili Coşkun Sabah. Bu da bizim görevimiz. Onun için... evet, herkes görevini yapıyor yani. Herkes görevini yapıyor bir şekilde ama herkes aslında halkın mutluluğu için çalışıyor. Halkı morallendirmenin başka ne yolu olabilir? Şimdi belediye hakikaten çok büyük bir görev yapıyor. Doğru. Çünkü halkın morale ihtiyacı var. Sayın Başkanımızın söylediği gibi müthiş, bombalar atıldı, hepimizin. Hain darbe girişimi, İstanbul bombası, Ankara bombası, yani bombalar bunu aldık. Ancak müzikle moral olabiliyor. Çünkü kesinlikle. Müzikte hem hüzünlenme var, hem neşelenme var, keyiflenme var, duygulanma var, gözyaşı var, her şey var müziğin içerisinde. Var. En büyük moral de müziktir. Hadi o zaman moral verelim. Yine mi müzik? Tabii ki. Ya özel konsere geldik. Yani şimdi Coşkun Sabah'ı bulmuşuz. Bunun ücretini ben alayım bari. Anılar mı yapıyoruz yoksa? Televizyonculukta zaman çok önemlidir. Bu vakit nakittir. Ben böyle anılar var normalde mı? 4,5 dakikalık bir şarkıdır. Ben bunu 2,5 dakika indireceğim. Anıları hadi 3 yapalım. Anıları dinlerken bir 3 evet, iyidir değil evet. mi? O zaman... Aslında 5 de olur ama evet. Nasıl rahat hissederseniz. Sen şu marşımı söyle. Marşı söyleyelim. Öyle mi? Anılar
zaman bile seni görmeden yaşayamam. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım. Sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım. Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar. Anılar, anılar, beni bu akşam ağlattılar. Herkesten ya, bu alkış doğal olarak. İşte bu. Playback olsa bu keyfi alabilir miyiz? Hayır. Siri orada çalacak, ağzını açıp kapat. Olmaz. Olmaz, mümkün olmaz, değil. Olmaz, mümkün değil. Biz bu arada Hasan Bey bir yandan da ikinci sesi yapıyor. Diğersin yani. Diğer evet. Sesi yapıyor. Siz de müzisyenlik. Evet. Piyano. Sonuçta herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz. Burada. O zaman bir dahaki sefere buraya bir piyano getiriyoruz. Siz piyanoya geçiyorsunuz. Uta yanınızda ben. Piyano var. Aa. Neyse geçti. Bir dahaki sefere. Kalmadı. Elim ayağımı birbirine dolaşır benim şimdi. Kesin hazırlanmam önceden lazım. Önceden hazırlanacaksın. Üçer çalışmam lazım. Ama ne güzel olur. Çok güzel olur. Rating rekorları tamam. Kırar. Tamam. Anıları bir daha öyle yapalım. Sizin var mıdır böyle müzik yeteneğiniz? Sesiniz güzel yok. Midir? Yok. Hayır. Müzik yeteneğim yok ama şunu isterdim. Yapabilirdim de. Rahmetli Yıldıray Çınar'ı anmak lazım. Ben de sana saz çalmayı öğreteyim. Bir şey yani davul çalmak, bir teneke çalmak bir şeyi isterdim. O tek başımda kalsam stresimi atmak için spor var mı peki? Her türlüsü. Ha, çünkü genelde ya her müzeye gönderiyor çocuklar ya. Halen top oynuyorum, işte bileğimi tutuyorum. Düştüm, takla attım. Yapmayın. Onun için biraz incinmiş. Hangi mevkidesiniz başkanım? Sol açık. Sol açık başkanım. Biliyor muydunuz Coşkun Sabah? Sol açık oynadınız. 7 yaşından başkanım. Beri Raşit Çetiner'le başladık Galatasaraylı. 7 yaşından bu yana halen top oynuyorum. Günde harika. En az 5-6 kilometre. Hangi takımı tutuyorsunuz? Belli değil mi yani? Vallahi anlayamadım ben. Raşit Çetiner Galatasaray. Galatasaraylı. Milli futbolcumuz Galatasaray. Galatasaraylısın. Galatasaray. Sizin takımınız var mı? Ben de Galatasaraylıyım. Ben de Galatasaraylıyım. 3 Galatasaraylı. Kongre üyesi. Ama erken elendik. Zararı yok. Önümüze olsun. Bakacağız. Kongre üyesisiniz bir de. Bayağı Galatasaraylı. İkimiz de kongre üyesisiniz. İkimiz de kongre üyesisiniz. Yurt dışında Şarkesi'ni gördüm. Bir de çok ikimiz de çok sağlıkçıyız. Evet. Sağlıkçı. Yani biraz da paylaşırız Sayın Başkanım'la. Sağlık. Sağlıklı yaşam için ne yapmamız sağlıklı lazım? Sağlıklı yaşamını ne da paylaşırız. Ne yapmamız lazım Coşkun Sabah? Hocam o zaman ayrı program olur o. Onu az yiyeceksiniz. Siz onun için Oğuz Hoca çıkarken bayağı bir Oğuz Hoca diye böyle konuştunuz Oğuz Hoca'yla. Hemen tabii tanıyorum Oğuz Hoca'yı. Siz onu biraz önce yaptınız zaten. Millet anlamıştır. Evet, herkes yaptık. Kendi sağlığını kendisi ayarlasın. Gidip doktorlara para vermesin. Coşkun Sabah'ın saç ekim merkezi var. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Ama kapattık. Yani, kapattınız mı? Evet, Türkiye'de ilk başlayanlar vardır. Sinemada alışveriş merkezi dönüşüm oldu. Mobilyacılar çarşısı olarak oldu. Alışveriş merkezi kapanınca biz de kapattık. Bir şey haliyle. Daha vardı sizin. Stüdyomuz vardı. Ha, stüdyo vardı. Bu bilgiler nereden geliyor size Allah aşkına? Onu anlayamadım. Nasıl bir araştırma bu böyle? Her şeyden haberdarız biz. Yani peki Midwood'dan haberdar mısınız? Midwood'dan haber. Yeni stüdyo Büyükçekmece'de. Ahmet San'ın kurduğu. Tabii. Ahmet San Büyükçekmece'de kuruyor onu. Ahmet San bizim
O işin 5 yıldan beri koordinatörlüğünü yapıyor. Yap işletme verdik. Dünyanın 3. büyük film platosunu yapıyoruz büyük çekmecede. Evet, haberdarız. Temeli de atıldı. 13 yıl önce Hollywood'da karar vermiştim. 13 yıl sonra Allah yapmayı nasip etti. Yaptırmayı nasip etti. Hollywood, Hindistan'da Bollywood, Türkiye'de Midwood. Biz onunla ilgili bayağı geniş haber yaptık, yayın yaptık. Bir davet yapacağım. Açılış ne zaman? Eylül'ün ortasında beraber yapacağız onu. Eylül ortasında basın, televizyon çünkü hepiniz ilgilendiriyor. Bir şey kalmamış. Tabii. Bu Eylül mü? Başlayacak. Motor diyecekler Ekim'de. Tanıtım yapacağız çünkü bütün sanat dünyasını, televizyon dünyasını, film dünyasını ilgilendiriyor. 700 milyon insan yaklaşık Türk filmlerini izliyor biliyor musunuz dünyada? Tabii özellikle diziler dünyasıyla birlikte büyük bir sektör. Bütün gözler buraya yöneldi. Türkiye uçuyor bu konuda. Yani Belgrad'da o affedersin ahır gibi yerlerde Sylvester Stallone işte Van Damme gibi kişilerin film çektiklerini gittik gördük. Bulgaristan'da çekiyorlar, Romanya'da çekiyorlar. Belgrad'da. İşte eski, çok eski bir film bir stüdyolar var işte bir platı yapmışlar. Herkül diye dört gözle burayı bekliyorlar. Çektiler en son Bulgaristan'da. Doğru. Vallahi Türkiye'ye gelsinler ama Türkiye'de hep engel bürokrasiydi. Orada çekme, burada çekme diziler de İstanbul'dan kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Çünkü gerçekten herhangi bir çekim yapmak için bile bırakın diziyi, sinema filmini herhangi bir çekim yapmak için bile ya büyük şehirden ya yerel belediyeden izin almak gerekiyor. Hemen bir şey söyleyeyim. Vaktimiz var mı? Var. Bir gün bir hanımefendi beni aradı. Başkanım dedi ne olur dedi sizinle bir görüşmek istiyorum. Buyur kardeşim geldim. Ben makam kullanmıyorum dedim. Ben şuradayım gelin dedim. Şu saatte geldiler. O sırada Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı beni aradı. Dedi ki benim yeğenim gelecek size dedi. Muhteşem Yüzyıl'ın çekimcisi işte ne diyorlar ona? Dekor, sanat yönetmeni. Sanat yönetmeni. O benimle görüşecekmiş. Neymiş? Efendim İstanbul şeyin yüzyılın muhteşem yüzyılın birçok bölümü büyük çekmece Kervansaray'da çekilecek. Evet. TÜYAP Fuar Merkezi'nde çekilecek. Sizinle görüşecek. Biraz da para indirimi yapın dedin. Geldi bana. Mekanlar bizim ya. Evet. Geldi. Dedi işte anlattı bu muhteşem bir şey olacak. Birçok bölümlerini anlattı. Ben bilmiyorum tabii ne oldu. Daha yeni çıkacak. Hı. Buyurun dedim. Kaç para vereceğiz dedim. Dedim biz öğle yemeklerde bizden dedim. İşte akşam çaylarda bizden dedim. Harika. Ne güzel şimdi bir destek. Baktım o sanatçıların hepsi o işte ya. O filmde oynayanların tamamı, dizide oynayanların tamamı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kültür hayatınız yoksa, spor hayat yani sporda bir yerde değilseniz, kültürde, sanatta bir yerde değilseniz o zaman makine yapacaksınız. Almanya gibi kendinizi Mercedes'e tanıtacaksınız. Bunu yapamayacağımıza göre şu anda Türk film sektörü 700 milyona ulaşmış mı seyirci olarak? O zaman dünyada ben film sektöründe varım diyeceksiniz. Destekleyeceksiniz. Bir tek kuruş para ne TÜYAP'tan ne Büyükçekmece'nin mekanlarından hiçbir film yapımcısına bugüne kadar para aldırmadım. Allah rahmet eylesin gani gani. Osman Yağmur Dereli bütün mekanlarımızı yıllarca stüdyo olarak kullanmıştır. Buradan bütün yapımcılara duyurulur. Öğle yemekleri belediyeden, çaylar da belediyeden. Büyükçekmece'de çekmezseniz artık dizilerinizi, filmlerinizi bu andan sonra bilemiyorum. Bak sanat hayatına katkı sağlayacak bütün kardeşlerimize, sanatçılarımıza kapımız sonuna kadar açık. O zaman biz de ilgileniyoruz. Klip çekeceğiz o zaman orada. Klip çekebilir miyiz? Tabii çekersin. Kervansaray'da Mimar klip. Sinan'ın o ortada birleşen Beykoz'daki karakter her Kadir İnanır. Bütün zamanlarda birçok çekimleri biz de yaptık. Orada çok yaptı. Değerli. Sizin filminiz var mı hiç Coşkun Sabah? Dört tane var. Dört tane var. Dört tane hiç sanat değeri olmayan filmim var. Öyle demeyin. Ya uzunca klip diyorum ben ona. İki saatlik klip. Yani şarkıcının filmi nasıl olur ki yani? Bir tanesi Kızla... Anılar galiba değil mi? Anılar evet. Anılar. Diğeri? Benimsin. Bir Pazar Günü ve Ceza. Kimlerle oynadınız? Serpil Çakmaklı Bir Pazar Günü, Deniz Akbulut Ceza, Fulden Uras Benimsin, bir de Annabet Hollanda ikinci güzeliydi o zaman Anılar. Annabet. Annabet Berenson diye Hollanda güzeliydi, 88 Hollanda güzeli. Onda yabancı oynattık. O da çok çok ani gelişti. Bir
Yarışma bitmişti. Yarışma burada kaldı. Türkiye'de kaldı. Biz de anılar çekeceğiz dedim. O zaman anlabet olsun o zaman kalmışken burada çekelim diye. Ama çok iyi uydu yani. Ve de filmin hikayesi bana ait. Anıların senaryosu bana ait. Hmm. Senaryo değil pardon yanlış kelime kullandım. Hikaye. Hikayesi. Senaryo ayrı bir boyut. Hikayesi bana ait. Arkadaşlarım uyarıyorlar süremizin sonuna geldik diyorlar ama... Bizim sanatçılar kimlerdi? Bir tekrar sayar mısın? Ben unuttum. Bengü vardı. İpek Açar var. Mor ve Ötesi var sizin sanatçılarınız. Bir de şey var. Koray Avcı var. Bir de... İskender Paydaş var. Suat Suna var. Suat Suna var. Bir de öbür yabancının ismi neydi? Miles... Anna Miles mıydı? Anna Miles. Anna Miles. Anna Miles. LED'imizi verelim arkaya. Anna, hemen hafızaya oradan... bakar mısınız? Benim. Yani şeyde yazan size benim ben bilmiyorum. O tarafı evet. Bilmiyorum. Hafıza bende fena değil. Seneye bir de oylum talu var. Şarkı mı söyleyeceğim ben? Ne yapacağız? Gönlünden ne geçerse. Piyanoyla caz yaparız. Piyano caz. Hayır be. Piyano ut. Belki de sahneyi yönetecek. Biraz sonra konuşacağız. Daha önce geldiniz. Daha büyük görev geldi bana memnuniyetle tabii Coşkun ki. Coşkun Sabah nasıl olsa Coşkun Sabah'la ikimiz emektarız orada biz. Emek. Çok teşekkür ediyorum. Bir parça daha alır mıyız acep? İnanmıyorum. Kısacık ama böyle 2 dakikalık. Bu tam solo konser oldu. Konser bu oldu yani. Tabii. Şeyin açılışını yapıyoruz festivali. Festivalin açılışını evet. Ben başladı doğru. 18. Uluslararası evet. Kültür ve Sanat Festivali açılışını 28 Temmuz, 5 Ağustos Büyükçekmece Kültür Merkezi. Tüm halkımızı bekliyoruz. Evet. Ücretsiz balık ekmekler de ucuz bekliyor. Çekmece ucuz zaten ya çok ucuz. Evet. İstanbul'un dibinde, İstanbul'un külfetinden, biraz İstanbul'un uzak. Sıkıntısından uzak. Buyurunuz. Evet. Seviyorum.